Doğanay'ın cansız bedenine ulaşmışlar. Şu an o apartmanın önünden son notlarla karşınızdayız. Ekipler bir yandan hala suların tahliyesi noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu akşam saatlerine başladık dedik Ankara'daki yağmur da kısa sürede ve etkisini gösterdi. Sokağın benim yayınımı yaptığım yerin sağ tarafından yokuş aşağı olarak sular gelmiş ve burada birçok apartmanın da -1 hatta -2'ye kadar dairelerle ibaret olduğunu, onlarla dolu olduğunu ifade edelim ve 47 numaralı Umut Apartmanı'nda bulunan da 20 yaşındaki Buse Nur ne yazık ki evde cansız olarak bedeni bulunduğu ekipler tarafından. Evli olduğu bilgisini paylaşalım. 20 yaşında dedik, olayın hemen ardından Ankara Valisi Basip Şahin buraya geldi. Yine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'ta buradaydı. Ve bir kişinin de yine selde kayıp olduğu bilgisini paylaşalım. Onun bulunması için de ekipler canla başla dört bir yanda çalışmalarını sürdürüyorlar. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını görüyorsunuz. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren hızla müdahale etti ekipler. Hem hayatını kaybeden genç kızın tahliyesi canlı bir şekilde oradan çıkarılması için, ancak dediğimiz gibi o kadar kısa sürede yağmur etkisini gösterdi ve sular evin her tarafını sardı. Ne yazık ki dışarı çıkarma ihtimalleri olmadı. Onu bulduklarında da cansız bedenine ulaştılar. Kameraman arkadaşım Mehmet Yılmaz'la birlikte apartmanın içine girdik. -1. Kata indik. -1. Kattaki o kapılar, 3 ayrı daire var. Kapıların yarısı sular altındaydı. İlerlemekte güçlük çektik. Ekipler de işte tam da bu noktada içeri girememişler. Onun yerine pencereden müdahale etmişler. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor dedik. Hala suyun tahliye edildiğini görüyorsunuz. Oldukça yüksekti sular. Yokuş aşağı gelmiş ve beraberinde de önüne ne kattıysa sürüklemiş. Yine aynı şekilde evlerin, iş yerlerinin içine de sular girmiş. Buradan aktaracaklarımız bu şekildeydi Cengizhan Cevahiroğlu. Son notlarla ilerleyen bültenlerde de bizler karşınızda olacağız.